ahlak, saygı gösteren insan. Gelelim kadınlara. Kadınların erkeklerle olan alakası itibariyle setri avreti ayrı mütalaa edilmiştir. Kadınların kadınlarla olan alakasıyla kadınların kadınlar arasındaki setri avreti ayrı mütalaa edilmiştir. Bir Müslüman hanımefendi kadınlar arasında avret mahalli itibariyle Müslüman kadınların kendi aralarında avret mahalli yine biliyorsunuz diz kapağının iki parmak altından göbeğine kadar olan kısımdır. Hiçbir Müslüman kadın diğer bir Müslüman kadınının göbek ile diz kapağının altına kadar olan o bölgeye gözünü dikip bakamaz, bakarsa dört mezhebe göre o da zina etmiş olur. Bakamaz. Diz kapağıyla göbek arasındaki nahiyeye, bölgeye, o kısma hiçbir Müslüman kadın, diğer bir Müslüman kadının o bölgesine katiyen bir sefer nazar edemez. Avret mahalli, kadınların kadınlar arasında. İster hamamda olsun, ister başka yerde olsun. Düşünün ki bu noktaya gelmişken Resul-i Zişanımız burada da çok şiddet gösteriyor. Çok hiddet gösteriyor. Buyuruyorlar ki men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir. Kim Allah ve ahiret gününe iman ediyorsa, dikkat ediniz, imana bağlıyor meseleyi. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ اِلَّا بِمِعْزَرٍ. Peştimalsız olarak, peştimalsız olarak hamama katiyen ayak basmasın. İçinde peştimalsız yıkanılan, tesettüre riayet edilmeyen, diz kapağıyla göbek arasındaki bölgeyi kapatmadan yıkanılan hamamlara Allah'a inanan hiçbir Müslüman ayağını basmasın diyor Resulullah. Gitmesin. Fela yedhul, sakın dahil olmasın. Nehy-i gaib. Sakın girmesin. Ve devam ediyor. Ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahiri. Kim ki kadın veya erkek Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa فَلَا يُدْخِلْ خَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ. Sakın ha sakın hanımını, kızını, kız kardeşini, kendisine mahrem olan kadınları sakın hamamlara göndermesin, hamamlarda yıkanmalarına asla müsaade etmesin. Resulullah çok şiddet gösteriyor. Çünkü kaplıcalarda, hamamlarda, hele Allah muhafaza etsin plajlarda, biraz sonra duracağım, bir takım değil külliyen ve ekseriyetle Allah'a alenen isyan edilen bir yere Müslüman bir hanımefendi katiyen yaklaşamaz. Katiyen yaklaşamaz. Bir hamamda, kadınlar hamamında, kadınlar saatinde, kadınlar gününde, neyse, eğer demin söylediğim gibi o hamamda bir kadın diz kapağıyla göbeğinin arasını kapatmadan açık ve saçık bir surette yıkanıyorsa o hamama Hazreti Allah lanet etmektedir. Öyle bir yere hiçbir Müslümanın hanımı ayağını basıp giremez. Ahirete inanıyorsa böyle. Allah ve ahirete inanmıyorsa ve cehenneme giderse gitsin. Zaten mesele değil onlar için. Burada mühim olan Müslümanı sıkı tutmak, Müslümanı Allah'a isyandan muhafaza etmektir. Setre avret bahsinde.
قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُعَارِي سَوْآتُكُمْ ayeti kerimesinde bütün bu hükümler caridir ve mutlaka tatbik edilmesi lazım. Müslümanı geri koyan bir şey yok. Evet, şimdi düşünün ki içinde, bakınız şu hükme son derece mühim bir netice geliyor. İçinde sadece kadınların yıkandığı, içinde sadece aynı cinsten olan kadınların yıkandığı bir hamama eğer setri avrete riayet edilmeyen bir hamamsa, o yıkanan kadınların içinden bir tanesi göbeğiyle diz kapağının altına kadar olan bölgeyi kapatmadan yıkanıyorsa, böyle bir yere Müslümanın hanımı giremez. Girerse haram işlemiş olur, Allah'a isyan etmiş olur diyor Resulullah. Dört duvarın arasında olduğu halde, kadınların kendi arasında olduğu halde, peki böyle olduğu, içinde sadece kadınların yıkandığı bir hamama, setre avrete riayet etmedikleri için bir Müslüman hanımını, kızını gönderemez de, kadınlarla erkeklerin adeta hayvanlar gibi birbirine sarmaş dolaş takıldığı, birbirine karıştığı plajlara, deniz kenarlarına ben Müslümanım, Allah'a inanıyorum diyen bir erkek veya kadının öyle bir yere gitmesine hangi din, hangi kitap, hangi mezhep müsaade edecektir? Hamama sokamazsın yahu. Deniz, plajlara mümkün müdür? Hangi kanun vardır? İnceliğe bakınız. İçinde sadece kadınların yıkandığı dört duvarın arasındaki hamama setre avrete riayet etmedikleri için hanımını gönderemezsin, kızını gönderemezsin, kız kardeşini gönderemezsin. Ya erkeklerle kadınların çırılçıplak hayvanları dahi utandıracak derecede birbirine karışmış, birbiriyle rezilane sefilane bir manzara içerisinde yıkandıkları plajlara, kampinglere vesaire yerlere bir Müslüman nasıl hanımını ve helalını hangi şekilde min imraetin teda'u siyabaha fi gayri beyti zevciha illa heteket es-setre beynaha ve beyne rabbiha. Sıdaka Resulullah. Bir Müslümanın hanımı, dikkat ediniz, bir Müslümanın hanımı, Müslüman bir hanımefendi, eğer kendi kocasının, kendi nikahlısının evinin dışında bunu açık olarak ortaya koyarsa, kendi kocasının evinin dışında soyunursa, avret mahallini gösterirse, açığa çıkarırsa, böyle bir kadın Allah ile kendi arasındaki tesettürü, irtibatı, imanı, ahlakı bütünüyle kaybetmiş, o kadının Allah ile hiçbir alakası kalmamıştır Resulullah. Hiçbir alakası kalmamıştır. İlla heteket, parçalamış atmıştır Allah ile alakası. Kocasının, nikahlısının evinden başka bir yerde. Avret mahallini ortaya koyacak şekilde soyunan, açılan, saçılan bir kadının Allah ile hiçbir irtibatı kalmamış, Allah ile kendi arasındaki setri avreti, tesettürü, her şeyi parçalamış, yıkmış, kaldırıp atmıştır diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için böylece bu setri avret meselesine son derece ehemmiyet vermek lazım kardeşlerim. Bütün bunlar mükellef olduktan sonra tabii. Mükellef olduktan sonra